Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Değişik cümleler okuyacağım. Farklı bir konu değil. Şimdi birincisi şu, bazı insanlar büyüktür. Yaşça demiyorum, kilo itibariyle demiyorum. Keyfiyetçe, kalite bakımından insan büyüktür. Bazı insanlar büyük hakikaten. Bazı insanlar çok değerli. Bazı insanlar çöp gibi. Yani saman, saman gibi su üzerinde hareket eden çöp gibi. Niçin bazıları büyük de bazıları küçük? Oysa aynı şartlarda yaşıyoruz. Ona cevap veriyor. Bir insanın büyüklüğünü teşkil eden, onu okuyorum, işaretleyeceğiz, 75, değerlidir yani. Allah nazarında büyüktür. Allah nazarında kalitelidir. Allah nazarında mühimdir. Vefat ettiği zaman kainat ağlıyor. Yani bir, peki niçin ibadeti çok mu? İbadeti, namazı, orucu, hayır. İnsanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. İnsanın kıymetini tayin eden yapıdır, sistemidir yani. Yoksa kilosu değildir. İnsanın yazılımı, insanın kıymetini o tayin ediyor. Ustad da öyle diyor zaten. Bazen diyor bir demir parçasına mükemmel bir sanat işlenir. Paha biçilmez yani. Resim panosu olur. Veya bir yazılım olur. Bazı da çok kaliteli bir malzeme olur ama adi şeylerde kullanır onu. Mesela kaliteli boyaları vardır. Kaliteli çeliği vardır ama basit şeylerde kullanır. Bazısı ise maddesi basittir ama yazılımı, içsel yapısı çok kaliteli. O zaman o çok değerli oluyor. İnsanı da kıymetini tayin eden mahiyetidir. Yani sistemidir, ilk yaratılışıdır. Peki sonra herkes de böyle kalitelidir. Kafir mümin fark etmeden hepsinin yazılımı kalitelidir. Mahiyetin değeri ise himmetin nispetindedir. Yani himmeti insan gayretine bağlı. İnsanın mahiyetinin yani o yazılım yetmiyor. Kaliteli yazılmak yetmiyor. Ne gerekiyor? O yazılımını nerede harcıyor? Himmeti yani gayreti nispetindedir. Himmeti ise hedef ittihaz ettiği maksadın derece emniyetine bakar. Yani gayretlidir adam para kazanmaya, adam gayretlidir ilim kazanmaya. Gayretlidir fasık fısık yapmaya, ötekisi ilim yapmaya, terakki etmeye, kemalat bulmaya. O zaman topluyorum. İnsanın kıymetini tayin eden, Bülent ne yapıyorsun kardeş? Geliyorum abi. Rahatsız ediyor bizi. Tamam. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Şu kapıyı kapatır mısın? Çekmiyor mu? Şimdi orada çekiyor abi. Cızırtı tamam. Yapıyormuş. Tamam. Ama ses geliyor. Ben de kapının ağzını aldım. Tamam şimdi rahat salıyoruz biz. Kapattın mı? Tamam. Çünkü ses yankı yapınca ben rahat salıyorum. Tamam. O zaman topluyorum. İnsanın kıymetini yaratılışı belirliyor. O yaratılışını
yetmiyor. O gayret gerekiyor. O da yetmiyor. Gayret, şerre de gayret ediyor. Küfre de gayret ediyor. Hedefi tayinliyor. O zaman insan kıymeti bir, yazılımı, iki, gayreti, himmeti, üç, hedefi. İnsanın kalitesini bunlar yüceltiyor. Peki, niyeti? Niyeti, hedefi. Himmeti o işte. Gayreti. Gayreti. Gayret ya. İnsanın hedefi. Demek ki insanın, bir daha toplayayım. İnsanın kalitesini yükselten, kaliteli yapan yazılımı, Allah'ça verilen değer yani. Sonra o yazılımına uygun gayret sahibi olmak, onu da kaliteye koyan, kıblesine koyan hedefi. Neyin hedef? Hedefin ne? Bir, mideni işkulluğunu memnun etmek, bu mu? Yoksa insanın kurtulması için, insanların hakikatle tanışması için gayret mi? Nedir yani? Hedefin ne? İnsan kendisine soracak, ben niye yaşıyorum? Ben niye yaşıyorum? Onu sorması gerekiyor. Sorması gerekiyor insan. Şimdi bu bitti. Başka bir yer okuyorum. Yani insanın mahiyetini aktif eden buradaki niyeti mi oluyor o zaman abi? Evet. Yani bak insanın cevheri, Bülent, insanın cevheri her şey olabilir. Peygamber olabilir. Ebu Bekir Sıddık olabilir. Ebu Cehil de olabilir. Başka? Şeytan-ı layin olur. Melek olabilir. İnsan çöp olabilir. Arş-ı azamada muhatap olabilir. Yani böyle bir her şey olabilir. Ne aklına geliyorsa. Şöyle de bir misal vereyim başka. Hiç iyiliği olmayan şeytan. Olabilir insan böyle. Hiç kötülüğü olmayan melek olabilir. Ne iyiliği ne kötülüğü olmayan hayvan, sığır. Böyle de olabilir. Ama insan ise bunların hepsi olabiliyor. Peki abi bu niyet derken çoğu insan mesela bazı hareketler yapıyor. Mesela namazını kılıyor veya bir şeyler yapıyor ama bazen hataya veyahut da bir şey yapmak istenmeyen şeyler yaptığında benim niyetim iyiydi diyor mesela. Bu onu kurtarabilir mi? Şimdi şöyle bir şey var. Onu Allah biliyor ya niyeti vesaire. Niyetin de ruhu ihlastır. Yani onu da belirleyen ihlastır. Sen bunu niçin yaptın? Tamam mı? İhlas. Mesela diyelim ki niyetim iyi. Ama cahili niyeti mesela ayı niyeti çok iyi. Yavrusunu sevmek ama öldürmüş. Niyet yetmiyor. Niyetin de hedefi lazım. Niyetini, herkes niyetim iyidir diyor. O niyetini de kıbleye koyan ihlastır. Allah için olmak. Peki herkes diyor ki ben Allah içinim. Aynen abi. O da var hemen soru peş peşe. İhlasını da ihlas yapan sadakattır. Sadakat nedir? Sadakat dendiği gibi yapmak. Mesela bir misal vereyim. Bilmem alt kat nasıl görecek. Mesela böyle böyle yapıyorsun. Sağ sol, ön, arka, zıplıyorsun, hopluyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim? Namaz kılıyorum. Namaz kılıyorum demek ihlastır. Dendiği için yapmak. Allah dediği namaz kıl. Ha, namaz kılıyorum dediği için kılmak ihlas. Ama Allah nasıl kılacağını söyledi. Nasıl kılacaksın? Ona uymak sadakattır. O zaman niyetin de ruhu ihlastır. İhlası da ihlas yapan sadakattır. Dendiği gibi yapmak. Yani ihlas iman esasları, sadakat İslam esasları. Yani onu kendisine bırakmamışlar yani abi.
Yok, bırakmamış. Ben böyle anladım, o zaman bu doğrudur değil o zaman. Yok, mesela adam diyor ki benim diyor ibadete ihtiyacım yok. Niye? Kalbim temiz diyor. Kalbim temiz diyor şimdi. Tamam mı? Allah diyor mu ki kalbiniz temiz olana kadar namaz kılın, temiz olunca bırakırsınız. Tövbe tövbe tövbe. Haşa. Resulullah ölünceye kadar kılmadı mı? Kalbi kirli miydi ki ihtiyaç duydu? Resulullah ölünceye kadar ibadete ihtiyaç duydu da sen kalbim temiz diyorsun. Resulullah'ın kalbi temiz mi değil miydi? Herkesinden fazla. Evet. Onun takipçileri emeğe hakaret değil mi? O zaman şuraya okuyayım. İnsan cismen küçük, zayıf, aciz olmakla beraber hayvanattan addedildiği halde pek yüksek bir ruhu taşıyor. İnsan cismen küçük. Mesela kainatı düşünün. Kainata göre dünyayı düşünün. Dünyaya göre insan 60 kilo. 70 kilo bir mahluk. Küçük mü abi? Küçük. Onun için yeme, içme, üreme noktasında cihetiyle hayvan cinsindendir. Beden itibariyle. Yani bir insan bedeni sıfı yaşıyorsa o hayvaniyet mertebesidir. İnsan sureti altında hayvandır. Bazısı maymun olarak yaşar. İnsan sureti altında maymun. Bazıları insan sureti altında tilki ve kurt, çakal. Bazıları insan sureti altında yılan, bazıları insan sureti altında ayı, bazıları insan sureti altında domuzu yaşar. Ne demek? Başkasını ne der diye yaşayan, ne derler diye giyinen, ne derler diye okuyan, ne derler diye yapan, hayatın ona göre endeksleyen bu maymundur. Ruh maymundur. Çakal, tilki, olursa yani nedir? Tilki uyanıklık güya. Tamam mı? Zekaveti. Artık böyle kendisini uyanık, böyle dini çalışanlara soft daha, yobaz, böyle az şey becerememiş, kendisini aşamamış. Ne bileyim böyle bakıyor gibi hissediyorum onları. Bize bakınca. Şimdi bu da nedir? Tilki. Ruh tilki. Adam ısırmaktan, laf koymaktan, laf göndermekten ille sana bir şey sokacak. Bunun ruhu da yılan. Akrabalık arasına bir yere geldiğimiz zaman baktığın zaman ille bir laf sokacak yani. Bir laf sokacak. O laf sokan işte ruh yılan. Ya bunu nereden getirdin işte? Nereden hatırına geldin? Aşağılar, dalga geçer, alay eder. Uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. Böyle. Kendisini yüksek, medeni, tamam mı? Ondan sonra acayip bir haletle seni itham ediyor. Bu kim? Bu yılan. Bir de tecavüz eder, hücum eder. Şikayet eder, baskın yapar. Ondan sonra onu şöyle yapalım. Medefer yani ayı ya. Maddi müdahale. Ruhu ayı. Bir de bakarsın ki namusu, kızı, karısı... Yani namus deyince ile cinsellik manasını yok. Yani şahsiyeti yok. İlle namusunu kıskanmayan karısını kızını değil ha. Yani her bir insan bir namusu var. Şerefi var. Adam şerefsiz yani. Hani hiçbir değeri yok. Bu adam da domuz olmuş. Bu adam da domuz olmuş. Anladın mı? Şimdi... Bu cismen küçük, zayıf ise de olmakla beraber bu cihetler hayvanattan addedildiği halde pek yüksek bir ruhu taşıyor. Ve pek büyük bir istidada maliktir insan. İstidada malik. Şimdi onu götürebilirler. Bir onu götürsünler içeriye. O ses aleti. Ses aletini alır mısınız içeriye? Ses içeriye aldınız mı? Hem ben yankıdan kurtulurum. Ben yankı var. Bir geliyor mu sesim? Herhalde
gelmiştir. Bak bakalım ne tam nerede ses geliyorsa oraya koyun ama kapının orası biraz bizi de şey getiriyor. Yankı yapıyor. 1 2 geliyor mu? Gelmiş değil mi? Gelmiş mi? Tamam, mesele yok. Demek ki insan cismen küçük, zayıf, aciz olmakla beraber bu cihette hayvanattan edildiği halde pek yüksek bir ruhu taşıyor insan. Ruhu taşıyor. Ruh. Ruh ne demek? Allah'ın mahiyeti zatiyesinin dışında ne varsa hulasayı komprimi ve cami hakikatıdır ruh. Esma, sıfat, şunatın hepsi ruh. Böyle bir ruh taşıyor. İnsan böyle bir ruhu var. Cismen küçük ama yani şöyle diyeyim. Odun. Aa bak şömineyi görüyor musunuz? Bak şömine bize şey olsun. Örnek olsun, canlı ya. Şimdi odun. Odundan çıkanı görüyor musunuz? Ha, o nur var ya, ışık. Odunun ruhudur. Odundan çıkan duman odunun nefsidir. Odun da cesettir. Allah o nuru oraya nasıl yerleştirmişse ruhu da bu cesede böyle yerleştirmiş. Tamam mı? Böyle bir ruh. Benziyor mu oduna o ışık? Hiç benzemiyor. Odunun içi karanlık. Odunun içi karanlık ama çıkana bakın. Tamam. Veya ağzımdan kelam çıkıyor. Ceset. Ağzımdan çıkan kelamla kimisi ağlıyor. Bir kelam söylüyorum, ağlatıyorum. Bir kelam söylüyorum, sana asabi yapıyor. Yani kelamla insan etkilenmiyor. Moralı bozuluyor, kötü bir haberle midesine vuruyor. Kelam ceset. Kelamın içindeki mana, seni etkileyen şey ruh. Buz ceset, buzu oluşturan, gözükmeyen, yani buzun altyapısı olan su, ruh gibi. Tamam mı abi? Ki bu ruhu abi, daha henüz kendisi de değil. Değil. Ruhu taşıyor dedim, iniyorum daha. İniyorum yukarıdan aşağı. İnsan küçük bir cisim ise de, sırf bedeni, uşkurluğu ve midesi için yaşarsa hayvandır. Ruhu var bunun, daha içeri ilgili ruhu var. Pek büyük bir istidada maliktir. Yani ruhunda had ve hesaba gelmez istidadı var. Yazılımı var. Şeytan olabilir, domuz olabilir, melek olabilir, Cebrail, Mikail, İsrafil. Yani yazılım kardeşim, artık yapamam. Allah'ın dışında ne varsa hepsinin yazılımı kodlanmış. Flaş bellek düşünün. Flaş bellek cesettir. CD cesettir. Onun içerisindeki binlerce, milyarlarca film ruhtur. O film içerisindeki kişi, karakterler istidattır. O filmdeki o insanların değişik rolleri meyillerdir. Meyiller. O maillerden, istekler çıkıyor. Bir şeylerin peşine o filmdekiler koşması emellerdir. O emelleri ele geçirmek için, yapmak için fikirler vardır. Bu fikirlerin ortaya çıkmasında insanın basamakları vardır. 3 tane basamağı var. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Kuvve-i şehviye cinsellik değildir. O bir tanedir. Telefon hastası olmak, ikide bir telefon değiştirmek, kardolabında elbisesi birbirini kırdığı halde, çok elbisesi olduğu halde yeni elbise peşine koşmak, onu almak, bunu almak, yani hayat-ı dünyeviyeyi güzel geçirmek adına firavunları taklit etmek. Hem cennete müşteriyiz, hem de cenneti gaye yapmayıp sırf dünya için yaşayanların yaşantısına özeniyoruz. Yani
Ebu Cehil gibi yaşayacaksın, Ebu Bekir gibi makam bekleyeceksin. Dolayısıyla Kuvve-i Şeyhebiye, yani hayat-ı dünyeviyeyi güzel yaşamak. Bunun adına her şeyini feda etmek. Çok tuhaf bir şey işte. Sonra insan Kuvve-i Gadaviyesi var. Yani zararlarını def etmek. Nedir o zarar? Yani zannediyor ki mikroptur, kilodur. Adamlar şu anda Türkiye'de kadını erkeği savaşta. Nereye biliyor musunuz? Afrin değil. Kilo. Herkes kilo savaşı. Peki 10 dakika yemesen de 10 saat yürümesen olmaz mı? Pis boğazına sahip ol lan 10 dakika ya. Sokma lan 10 dakika işte. Sokma. Petrol ofisleri yeme. Petrol ofis ya. Margarin yeme kardeşim. Margarinin kimyasal yapısını o kadar cep ki koyun dışarıya. Bozulmaz. Sinek konmaz. Sinek bile gıda özelliği olmadığından konmaz. O margarine bir kimyasal bir madde ekliyorlar. Bu çerçeve yapıyorlar. Plastik pencere yapıyorlar. Kimyasal bir madde o. Maddedir o. Hiçbir değeri yok. Abi sineğin yemediğini yiyoruz o zaman biz. Tabii canım. Ben gaybden bahsetmiyorum. Koyun balkonunuza margarini. O margarin var ya sanalardır, ramalardır bilmem ne. Koyun balkona. Tamam koyun ben bir şey demiyorum. Aç üzerini. Sinek konuyorsa tamam lan. Sinek konuyorsa de ki lan sen yalan söyle. Sinek bile gıda maddesi olarak görmüyor. Kobay yapmışlar bizi. Tamam mı? Bunları satmak için tereyağına düşman ettiler. Tereyağı, kolesterol kanı dondursaydı benim şu anda beton arma olmuştum. Yumurta düşmanı yaptılar alçaklar. Tamam mı? Çünkü başka şeyler sokacaklar. Ve petrol ya. Sen peki vücut sisteminde şey yok yazılımda. Asitlik özeli yok. Pepsi, Coca-Cola vücudun en büyük düşmanlarından. Tamam. Asit yani. Onları sokuyorsun. Yani acayip bir şey. Kuvve-i Gadabiye. İşte menfaatini bilmiyorsun. Gadabiye yani zararları def etmek. Sonra Kuvve-i Akliye var. Kuvve-i Akliye hat istikamet. İfrattan ve tefritten. İfrat nedir? İfrat şudur. Alay ediyor dinle, dindarla. Aslında dindarla alay ederken Allah ile alay ediyor da haberi yok. Kuvve-i Akliye'nin ifratı bu. Tefriti humut. Hiçbir şey kafası basmaz. Odun mu odun. Geldi leş, gitti leş. Bir şey değil. Peki vasatı nedir? Hakkı hak bilip hakka yapışıyor. Batılı batıl bilip batıldan uzaklaşıyor. İnsan böyle bir yüksek bir ruhu var. İnsanın o yüksek ruhunu imbisat ettiren ibadettir. Yani bu insanın donanımını kıblesine koyan, maksadına koyan ibadet. İbadetler, insan, işte bu anlattıklarım var 10 dakika. Bu olumsuzluklardan kurtulmak için insanın ruhunu, aklını, kalbini, hayatını istikamete koyan ibadettir. İbadet, ruh kıblesine koyar. İstidatları inkişaf ettiren ibadettir. Meyillerini temiz ve tenzih ettiren ibadettir. Emellerini tahakkuk ettiren ibadettir. Fikirlerini genişletip tefsir ve intizam altına alan ibadettir. Şehviye ve gadabiye kuvvelerini hat altına alan ibadettir. Zahiri ve batını yani zahirde gözüken görünüşteki organları ve ruhsal yapılarını, zahiri ve batını, uzuvlarını ve duygularını kemalatına yetiştiren, bak, batın uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden ibadettir. İnsanı mukadder eden, yani insanı kederlere, yani sıkıntılara sebebiyet veren, onlardan kurtaran, bak mukadder eden, kemalatına yetiştiren ibadettir. Mukadder, yani o kederden kurtarıp aslı maksadına, çünkü insanlar hedefini kaybedince en ufak bir şey onu çökertiyor. Kilo onun dünyasını yok etmiş, psikolojisini bozmuş. Var, Frankfurt'ta da var mı? Tanıdığım var.
Kilom çok diye psikolojisi bozulmuş, odadan çıkmıyor. Ya da ona verilen sabr abi, bununla mücadele etmekten, mesela etmesi gereken yere sabrı kalmıyor belki. Evet, sabır, evet, aynen öyle. Sabır mesela, gidiyor ona sabret diyor. Yani cesedi esas almış. Beden hayatını gaye edilmiş. Onu daha güzel nasıl geçireceğim diye. Onunla meşgul olun. Bu demek ki bedeni ruhu birleştirip kıblesine koyan ibadettir. Abd ile mabut arasında en yüksek ve en latif olan nispet ancak ibadettir. İbadet namaz oruç değildir. Geneldir. Hayatı yorumlamaktır. Hayatı, hayatı yaratan zatın arzu ve istekleri doğrultusunda düşünmek ve eylemde olmaktır. Haram helal. Tabii haram helallardır yani. Defi mefası terk-i kebairdir. Bidatlardan, şirklerden, hurafelerden, hurafe, bidat var ya bidat, dinde olmayanı dinde var etmek. Varı da yok etmek. O hangi zamandayız? Ya hangi zamandayız? Ne olmuş? 2018'de ne olmuş? 2018'de değişim ne? Güneş aynı yerden doğuyor. 2016'da da güneş doğuyordu aynı yerde. Aynı yerden batıyordu. İnsanlar doğuyordu, ölüyorlardı. Değişim ne? İnsanların anlayışı. Hiçbir şey değişmemiş. Bin sene önce Almanya nasılsa şimdi de öyle. Aynı yerden güneş doğuyor, aynı yerden batıyor. Geçmişe arabaların rengi değişmiş, sesleri değişmiş, başka bir şey yok. Aynı. Ne yapıyor biliyor musun Cenab-ı Hak? Dünyaya lamba mesela. Bak şu lamba var ya, lambayı yakıyorsun gündüz. Söndürüyorsun gece. Yakıyor aynı yer ama. O aynı yer gece oldu. Yani bir yere gitmiyorsun geceye. Aynı yer tekrar yakıyor Allah gece gündüz. Söndürüyor gece. Yakıyor gündüz. Söndürüyor gece. Aa 2014, 2015. Ay 16, 17, 18. 20 olsa ne olur? Yani deşe ne? Bir tanesini öyle demiştim Türkiye'de de. Ölümden korkuyorum dedi. Hiç unutmuyorum Çapa'da. Bir dostumu ziyaret edince orada 4 kişi yatıyorlardı. Koğuşta. Arı. Kanser yani. Arı kesmek için oradalar. Hocam dedi bir tanesi. Sen hocam mısın dedi. O konuşmamı duydu öteki şey tarafta. Hocayım dedim. Ya dedi bana iki kelime eder misin dedi. Ölümden çok korkuyorum dedi. Dedim ki ölümden korkuyorsun çünkü kaybedeceklerinden korkuyorsun değil mi dedim. Kaybedeceğin. Mesela hatununu kaybedeceksin. Yok ondan değil dedi falan. Arabayı kaybedeceksin. Parayı kaybedeceksin. Dolaşacaksın. Haber seyredecektin. Bir bak dedim, ölüm korkusu kayıpların olduğuna göre yazar mısın bana neyi kayıp? Vallahi televizyon seyrediyordum dedi, seyredemeyeceğim. Arabaya biniyordum, binemeyeceğim. Hanımla hayatımız vardı dedi, o da olmayacak. Yiyordum dedi, o da olmayacak. Ve bunları kaybedeceğim. Hakikaten bunlar için mi korkuyorsun ölümden? Dedi. Bunların anası var dedim ötede. Araba desen arabaya gerek yok. Katun desen sonsuz. Ondan sonra eş desen onların da şey var. Demek ki bir anda her yerde olacaksın. Haber. Haber zaten oradan bütün sen şimdi bir yeri seyrediyorsun bir kanalı. Öteye geçtin mi? Öteye geçtin mi? Dünyanın bütün haber siteleri senin elinde olacak. Bir anda hepsinin haberin olacak. Oraya geçtin mi? Yani buradan kopmuyorsun ki haberin oluyor. Ta torunundan bile haberin olacak. İmtihana girip girmediğini. He ya dedi. O zaman niye korkuyoruz dedi. Günahından korkuyorsun kardeşim. Hemşerimdir günahından. Günahlarından korkuyorsun. Ölümden korkmuyorsun. Çünkü sen beden hayatını yaşadın. Şimdi beden gidiyor. Altından kayıyor beden. Şimdi gel bakalım. Ne yaptın? Nerede kazandın? Nerede yedin? Nerede bitirdin bu ömrü parayı? Sana bunu soracaklar. Sen dedim ölümden korkmuyorsun. Hesaptan korkuyorsun. Ölüm korkusu. Hesap korkusu. Bazıları dedim, bazı zatlar demiş ki dedim, ölüm evlilik gibi kabul etmiş. Şebi Aruz demiş. Yani değil mi? Evlilik gecesi demiş. İlk evlilik.
Şebi Aruz demiş. Bazısı da elini ovuşturmuş. Ya Rabbi ben ne yaptım da sınav gelmedi diyor. Mesela Yavuz Selim'e sormuşlar. Hasan Can demiş. Sultanım demiş. Rabbine kavuşma vakti geliyor. Hasan Can demiş. Biz ondan uzak mıydık? Gidiyor. Neyi kavuşacak? Kavuşmak uzak olma iktiza eder. Biz zaten ondan hiç uzaklaşmadık ki demiş. Vesaire tamam. Peki soruyorum. Ölüm korkusu olanlara soruyorum. Neyi kayıptan korkuyorsunuz? Neyi kaybedeceksin? Ha vallahi ibadetleri kaçıracağım, dersleri kaçıracağım. Ne güzel tespitler vardı, okuyordum, tamam. Allah Resulü de diyor zaten. Ya, eğer yaşamakta, ibadetlerinizde yani ruhani kemalatınızda katkı yapıyorsa, bunu ben izah ediyorum. Toprağın altından toprağın üstü hayırlıdır. Yok, iki gününüz eşit. Yani levli leylim yaşıyorsun. Her gün sorumluluğun artıyor. Bu insanın toprağın altı toprağın üstünde hayırlıdır. Ya. Zaten buna göre de insanların isteği de değişiyor abi. Yani birisi ölmekten korkuyor. Öbürü de zaten dört gözle bekliyor. Tabii. Şimdi ustad diyor ki alemi berzah ahiret değil. Kabir ahiret değil. Ahiret kıyamet koptuktan sonra haşir meydanından başlar. Peki kabir nedir? Alemi berzahtır. Berzah ne demek Türkçesi? Orta. Dünya değil ahiret değil. Şimdi oradalar. Diyor ki üstad orada medreseler var diyor. İstasyon sanki Banof gibi böyle. Banof gibi. Beklemeyelim. Beklemeyelim evet. Şimdi oraya gideceğiz biz. Şimdi ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Orada da onu yapacaksın. Şimdi ben hakikaten Allah'ı anlatmaktan başka bir şey bilmem yani. Bunlardan başka bir şey anlamam dünyada. Şimdi kabire gireceğim. Bana diyecek ki şu CNC torna tezgahına geç şunu bir çek. Vallahi anlamam. Ama bu CNC makineden Allah'ı ispat edeyim sana. Ben bundan anlarım ya. Nasıl ispat edeceğim ben de merak ettim. CNC makine. Oradan da ahiret. Şimdi Hızır abi dedi ya benim abim dedi ki. Dedi ki, Hızır abi dedim, iki tanesini söyleyeceğim. Bir talim hocam var ya şu anda yaşıyor, Selahattin Hoca, tamam, reisi tamam. Kura. Darlattım. Hafız ne yapacaksın şöyle sordukları zaman. Talim hocam, Risale'de değil, Risale'de şey değil. Ya dedim, ne yapacaksın? Yaşlı adam, darlattım. Şunu soracaklar, bunu soracaklar. Adamı diktim yokuşa, tamam mı? Şunu soracaklar, nefesini yaptın, bunu şöyle mi yaptın, Allah için mi yaptın? Dedi ki, dur dedi ya, dur darlatma beni, dur. Nükke mekir gelmeyecek mi? Gelecek dedim havuz. Darlatma dedi ya. Ne yapacaksın dedi. Diyeceğim ki, dur kardeşim, dur. Ben bir ayet-i kürsü, ömrü Kur'an'ı okumaya geçmiş ya. Ömrü böyle reisi kura ya. Kura da değil, reisi kura. Harfleri onun ağzından çıkartacaksın. Diyeceğim ki diyor. Aynı böyle ha samimi. Öyle ciddi zaten kavgamış başlar. Dur kardeşim dur. Zaten şaka bilmiyor değil mi? Şaka yok. Onun fıtratında yaratmamış Allah. Şaka latife yok onun. Onda yok yani. Bazılarında da yalan yok ya. Yok adam mesela. Bazılarının hayal kuramaz. Bunda şaka yok. Şaka yok. Ve ciddi ciddi böyle yaptı masaya vurdu. Dur. Nükkan vekili diyeceğim ki diyor. Dur. Dur kardeşim o kadar soru sorma. İnan seni kadar soru sormaz bana dedi ya darlatma beni dedi. Ondan sonra ne diyeceksin dedim. Kardeşim dur sen bir ayet-i kürsü oku bir de ben okuyayım. senden daha kötü okursam meleğe diyor ha. Meleğe diyor. Ondan sonra tamam istediğini yap bana diyeceğim diyor. Ne yaptı ona tutundu. Hızır abim var işte bana... okuduğunu şekillendiren, düşündüğün, tefekkür ettiğini konuşmaya dökebilen bir zat, eli tefekkür. Bana bu Risale'deki şekilli konuşmayı öğretti. Onun yanında. Belden aşağı feştiydi. Ona dedim ki Hızır abi dedim, kabirde ne yapacaksın dedim. Sanki herkesi kendimi bırakmışım, herkes de meşgul oluyor.
Acayip cins işte bizde de. Evet, bakın ne? Sende problem var. Ne problemi ya? Acayip bir şey ya. Sana ne ya? Ne yapacak? Kabri halletmemişsin. Acayip bir şey ya. Sakın halletmişsin de onlara bak. Ne yapacaksınız peki? Onu söyleyeyim. Bak şimdi. Dedim Kezir abi dedim. Ne yapacaksın? Hasan dedi. Allah dedi beni cehenneme sokmak istese, murat etmişse kıldığım namaz bile yeter dedi. Cehenneme girmeme. Yani böyle. Böyle namaz mı kılınır? Ama dedi. Ben dedi. Derim ki diyor Nüker Mekir'e, ne yaptın? Vallahi günahlarım bol. Öyle ben Allah'a bir sebap getirmeye zaten dünyaya gitmemiştim. Adama bak. Ben bu aleme sebap getirmeye gitmemiştim. Bak, ey melek kardeş, benim işim şu. Senin vücudun esirdendir. Senin vücudunla Allah'a ispat edeceğim. Benim işim Allah'ı ispat etmek, anlatmak. Ben bir dünyamdaki Allah'ı anlatayım. Bakayım senin dünyandaki Allah ile aynı mı? Ben bir Allah ben sana bir anlatayım. Fesubhanallah. Senin alemindeki bir Allah ile insanoğlunun Allah'ın arasında, alemi arasındaki Allah'ı ben bir anlatayım sana. Bakayım senin Allah anlayışın böyle mi? Muhittin Arabi'ye sormuşlar. Men Rabbuke demişler. Muhittin Arabi tabii acayip. Allah Allah. Birisi bana. O ve ben. Öyle bir şey yok. O ben yok. Muhittin Arabi için her şey düz. Muhittin Arabi demiş. Men Rabbuke demiş. Fesubhanallah demiş. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Şaşırmış yani. Benden başka bir şey mi var mı? Her şey yok. Ben de yokum. Biz bizdeydik. Ölümümü kabul etmiyor. Biz bize geldik. Karşısına diyor ki biz bizdik. Bizi bizden mi sorarlar? Melek demiş ya Rabbi. Ya Rabbi bu ne diyor? Cenab-ı Hak hikmetli sahnele demiş ki onun sözleri zaten dünyada anlaşılmıyordu. Bırakın demiş. Yani keşfel kubur keşfiyle yaşamış. O zaman Hızır'ın şeyine melekler gelemez ki. Değil mi abi? Yani? Nasıl? O biraz önce anlattın ya. Hızır'a böyle hani sorarlarsa ben böyle şey yapacağım. Hızır abiye mi? He Hızır abiye. Abi idrak edemezler. İdrak edemez. Çünkü en kesif en camidir. İnsan meleklerden de üstündür. Çünkü mesela şöyle dört unsur var. Toprak, su, nur, hava. Unutma. Toprak aşağıdan yukarı. Su, nur, hava. En çok Allah hangi unsur gösterir? Toprak. Niçin? En kesif olduğu için. En çok Allah'ın nimetleri toprakta gözükür. En kesif. Topraktan yaratılan da insandır. En çok esma insanda gözükür. En cami insandır. Melekten de üstündür. Cebrail bile insana hizmet ediyor. Vahyen hizmet ediyor. Azrail ruhunu emin ellere biz teslim edin. İnsana hizmet ederler. Hizmetçidirler. Dört tane melek. Hatta cennetten üstündür insan çünkü hizmet alacak insandır, hizmet verecek cennettir. Cennetten üstündür insan. İnsan ile Allah mabeyninde hiçbir şey yoktur. Allah ve insan. Arada hiçbir şey yoktur. Her şey insandan aşağıdadır. Ya, her şey insandan aşağıdadır. Gel bunu çöplükte harca şimdi. Gel de çöplükte harca bu fıtratını. Bir gün ben rüyada ölmüştüm. Bir hem heyecan var, hem sevinç var. Biraz da böyle kenarda sıkıntı var. Rüya bu yani. Fakat o sıkıntıya odaklandım. Cihazım, elektronik cihaz gibi. Ya bu sıkıntı nedir ya? Ama bir heyecan var, bir sevinç var, bir böyle sevgililerime kavuşacağım şimdi. Ben de diyorum, şimdi bana içimden Nüker Mekir soracak. Rabbin kim? Acaba dedim, kürsten mi Allah'ı anlatayım? Kürsteki Allah mı? Düşünüyorum. Arştaki Allah mı? Lef-i Mahfuz'daki Allah mı? Arş-ı Azam'daki Allah mı? Dedim ya, ben bu meçhulden girerim dedim.
şuradan. Ondan sonra o zaten anlar. Düşünürken vesaire. Soru soruyorlar. Ben buraya kadar anlatacağım. Dedi iki melek karşıma dikildi. Ondan sonra hoş beş yaptılar. Ben de melek falan demedim. Hoş bulduk kardeşlerim dedim. Kardeş. Bir tanesi dedi ki, hazır mısın? Falanca diğer namıyla Hasan Hoca. Soruya, hesaba hazır mısın? Durdum. Hazırım. Ama bir tarafım sıkıntı. Böyle. Bir tanesi dedi ki, o çok hoşuma gitti. İki defter var. Bir tanesinin elinde bir defter, bir tanesinin elinde bir defter. Dedi ki, buna dedi, itikattan başlayalım. Öteki dedi ki, bunun ömrü Allah'a anlatmakla geçti. İtikadı sormayalım. Allah'a ahireti sormayalım. Bunu koyalım. Tamam mı? Bunu amelden soralım. Bu sefer o mutluluk sıkıntıya doğru geçti. Anladım ki o sıkıntı amel tarafından bir şey. Ondan sonra amelden hazır mısın dedi. Hazırım kardeşim dedim ama ses aşağıda. dedik. Ondan sonra amelden dedi her şeyin filistesi, hulasası olan namazdır. Biliyorsun dedi Hasan Hoca. Biliyorum efendim. Dedi. Her şeyin hulasası buydu ya, öyle diyor dünya, sen de dünyada. Namazını soracağız. Seni de avlıyor abi. Beni ne avlıyor anladın. Böyle diyordun ya dedi. İki dedi de onu söylüyor. Tamam. Dedi ki açtı. Sabah namazı dedi. Kaldırdı. Şu kadar borcum vardı. Kazasını kıldım. Tamam. Sabahta kazan yok. Ama kazaya bırakmanın cezası duruyor dedi. Onu Allah karar verecek diyor cezayı. Kazan yok. Kazan vardı, borcun vardı, kazayla kıldın. Ama kazan cezan duruyor. Ama sabah namazı borcun yok dedi. Çevirdi sayfayı. Öğleyin namazı şu kadar kazan vardı, kıldın. İkindi namazı dedi, sayfayı çevirdi. Ama gittikçe, sayfayı çevirdikçe sıkıntım çoğalıyor, dehşet veriyor. Ama gittikçe sıkılıyorum. Patlayacak gibi oluyorum. Meğer dibe götürüyorlar beni. Noktaya. O sıkıntı neymiş? İkindi namazı şu kadar kazan vardı. Kıldım dedi. Akşam namazı dedi. Daha sıkıldım. Şu kadar kazan vardı. Kazasını kıldım. Yatsı namazı deyince zirveye ulaştı beni bu oran. Yatsı namazının farzı dedi. Şu kadar kazan vardı, kıldın. Çevirdi, kafayı kaldırdı. Yatsı namazının salat-ı vitri, 126 gün kazan var, kılmadı. Böyle, Allah hiçbir Müslümanımı, benim Müslümanımı bu hale düçar etmesin. Ceza meza yok. O ana. Allah'lığın hatırına hiçbir Müslümana bu haleti vermesin. Bu kadar biliyorsun tabii şimdi bedeli dünyada biliyorsun ne demektir. Orada bütün bilgilerim andadır. Sırayla bilgi yok orada. Ömrümde ne biliyorsam anda, an noktada hepsi aniden biliyor. Allah'lığın hatırına ya Rabbi hiçbir Müslümanı o halete sokma. Ya Rabbel Alem. Dedi ki 126 günün kazan var, kılmadan Hasan Hoca. Niçin? Dedim ki, Hanefi mezhebinde vaciptir, Şafii'de sünnettir. Ben dedim zora kalmıştım. Dedim ya Rabbi niyet eyledim. Şafii mezhebini takliden yatsı namazın selavetlerini yatsıya göre tebdil etmeye. Yani dedi mezhep taklidi mi yaptın dedi. Evet dedim selavet bitirde. Peki sen hocaydın dedi. Mezhep arası taklit ne zaman olurdu dedi. İhtiyaç ve zarurette dedi.
İhtiyacın ve zaruretin, zaruret miydi dedi. Yok muydu fırsatın? Yapabilecek fırsatın yok mu? Zaruret durumunda mıydın? Değildin dedi. Derken nefes alamıyorum. Bir şey beni ayağımdan beri kalemin yayı gibi sarmalıyor yani. Sarıyor. Ama hissediyorum, anlıyorum, anlamaktan anlamamazlığa geliyor. Meğer butum kadar bir yılan sarıyor beni o anda. Nefes alamıyorum yani. Beni duvara sardı. Ondan sonra onlara bağırıyorum. Kurtarsanız ya beni bundan. Kurtarın bundan dedim ya. Yok gitmediler. Gitmeye hazırlanıyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim. O senin cezan dedi. Kıyamete kadar onunla baş başa olacaksın dedi. 126. Ama şöyle bir baktım kuyruğu yok. Böyle bir baktım beni sarmalamış kafası yok. Butum kadar sarı pullar yatıp kalkıyor. Yani sanki buğday tarlası rüzgarda yatar kalkar gibi böyle. Allah'ım ya Rabbel alemin. Sonra tabii bütün bilgilerimiz var ya. Dedim ki bu esbaptan hiçbir fayda yok. Musebbebül esbab. Yani sebaba, sebebe bu özelliği veren Allah. Her şeyin sahibi o. Dedim ki ya Rabbel alemin, şu anda beni duyuyoruz. Dedim ki Muhammed aleyhissalatü vesselamın imanının senin yanındaki mahiyeti, hakikati, değeri, ehemmiyeti hatırına bana bir daha fırsat ver. Bana bir daha fırsat ver. Şunu telafi etmeye. Nasıl yapacağını bilmiyorum. Gerçi ölmüşüm ama bana ya beni bundan affet. Affet demedim tövbe. Bana bir daha fırsat ver. Muhammed'in imanının mahiyeti, hakikati tamam. Ve senin yanındaki değeri, kıymeti, hürmeti hatırına dert. Bana bir daha fırsat ver. Muhammed'in hürmetine. Ondan sonra sanki 500 bin volt cehran çarpmış gibi o gidenler yüz çevirip arka çevirip giden melekler ikisi gelmeye başladı. Böyle heyecanla Allah duanı kabul etti. Sana son kez daha, son bir kez daha fırsat verdi. Ondan sonra baktım ki yılan çekiniyor. Uyandığım zaman yataktaydım. Son kez fırsat vermişti. Kalktığım zaman o gün... Burnum kanadı falan diyordun abi. Evet, bunu onlara anlatmıyorum. Burnum kanamıştı. Sıkıntıdan burnum kanamıştı. Ondan sonra yatakta böyle ve sabah namazını kıldım. Yanımdaki kardeşe dedim, bir sureyi su aldım, bardak aldım. Dedim ki ben bugün yokum, ölmüşüm. Kim gelirse gelsin ama kim gelirse gelsin dershaneye ben yokum. Abi bir şey mi? Yok dedim. Sen hiçbir yemek, namaz, hiçbir şeyde beni rahatsız etmiyorsun. Hiçbir şekilde. Ne olursa olsun. Kapıyı kapattım. Sabah namazı imsakla sabah namazını kıldım. Sünnet farzı kıldıktan sonra su hiçbir kahvaltı yapmamak şartıyla o gün hiçbir şey yememek. Su. Velhasr. İnna ateyna kulu valla. Velas inna ateyna kulu valla. 126 günü bir günde kazayı kıldım. Bir günde kıldım. Ayaklarım şişmişti ve yatsı namazı okunuyordu. Ve bir günde bitirdim. Ve bitirdiğim zaman bende korkunç bir ağlama başladı. Hatta o kardeş kapıya vurdu. Açmadım. Hıçkırıkla ağlıyordu. Sevinç ağlaması, fırsat ağlaması. Ama Allah herkese böyle bir fırsat vermez. Allah herkese bu fırsat vermez. Demek ki bazı amellerimizden Allah kabul etti ki o anda da ölmüş olabilirsin. Yani hakiki olabilirdi. Allah böyle bir fırsat verdi. Böyle bir tuhaf. İşte Allah... Orada pişman olmaktan bir faydası yok. Allah
burada pişman olup hayatına istikamet verenlerden eylesin. Bu evet. Fırsat değil mi esasında abi şimdi? Bu anlattığınız esasında sizin üstünüzde gözükürken esasında bunu dinleyen herkes için aynı fırsat manasına gelmiyorum abi. İlle herkese bu gösterilmez de gösterilene diyecek ki şu. Ben öyle bir insan değilim de anlatmak için söyleyeceğim. Rivayetleri topladım, çıkarttım ana. Alime niçin demedin sorulmadıkça avama niçin yapmadın sorulmayacaktır. Şimdi bunu duyan vesaireleri zaten dinimizde kaza şey yok. Sana sorulacak. Duymuştun. Niye kılmadın? Yani herkese her zaman bana da her zaman fırsat verilmez. Gerçi oruç kazalarımı kılmıştım. Çok kefaret olana bir tane kefaret kılsın. Tamam, bir tane kefaret tutsun. Mutlaka bu yapılmalı. Ya başka, ya burada kılacaksın ya orada. Tercih sana ait. Oranın senesi bir günü, oranın bir günü dünya senesiyle diyor rivayette 1000 sene. Dünyanın 1000 senesi ahiretin bir günü. Bir kaza namazının orada bedeli 83 yıldır. Düşünün. Oranın bir günü, buranın 1000 senesi ise oranın 83 yılı nasıldır? 1000 senesi mi? 1000 sene, dünyanın 1000 senesi. 999 bin. 1000 sene dünya zamanı kadar vakit geçecek ki ahirette bir gün gitsin. Neye benziyor? Yazın 12-13 saat, 17 saat oruç tutarken kışın 5-6 saat tutuyorsun. Bak, aynı dünya gibi yani. Yani zaman değişiyor diye anlattım. Onun için değmiyor. Dünyaya, dünya için yaşamaya değmiyor. Dünyaya, orası için yaşarsak dünyamızdan da lezzet alırız ve ahiretimize de ümitli oluruz. İnsanın psikolojik sorunları yaşamasına sebep ümitlerinin kaybolmasıdır. Yeis, yani ümitsizliğe duçar olmasıdır. İnsan, en mutlu insan kimdir? Arabası altında olan, aşı işi yerinde olan değil. En mutlu insan Allah ile ve ahiretle ümitli olan insandır. Allah ile ve ahirette ne kadar ümitliysen o kadar mutlusun. Mesela birçok insanlar var abi. Mesela belli bir yaştan sonra namaza falan başladıklarında şimdi geçmişe bakıyorlar, 20 sene 30 senelik bir kazayı görünce bu sefer hem yeise hem ümitsizliğe düşüyor. Yani ben bunu nasıl yapacağım? Şimdikini bile zor kılarken şimdi ben hem günü kılacağım hem de geçmiştekini kılacağım. Yani ben nasıl yapacağım deyip böyle ümitsizliğe düşenler var mesela. Mesela bu konuda iki rivayet var. Mutlaka 1. cilt 163. sayfada sünnet yerine kaza kılınmaz diyen alimler var. Ama sünnet yerine kaza kılınabilir diyen de var. O zaman sen bu kavli tercih edersin. Sabah namazının sünneti vaciptir. Yani vaciptir. O neredeyse farza yakın. O hariç. O zaman diğer, madem 20 senelik kazan var, ümitsizliğe seni sevk ediyor, o zaman şöyle kıl. Yani kısa 2-3 sene olsa her namazda sünneti kıl, bir kaza ekle derdim. Ama 15-20 sene varsa şöyle kıl. Öğle namazının sünnetini kılarken 4 rekat, ya Rabbi ilk üzerime kalan öğle namazının farzını kaza etmeye. Hanefi mezhebinde olanlar da yapabilir mi böyle abi? Yapabilir. Yoksa mezhep değiştirmesi gerekiyor. Mezhep değiştirmeye gerek yok. Çünkü Ustad Vessesi Risalesi'nde diyor ki yeter ki amelin bir mezhebe, bir imama tevafuk etsin. Niyet etmese bile. Yok işte. Diyorsun ki ya Rabbi niyet etmiyorsun. Ya Rabbi niye şöyle. Ya Rabbi niyet eyledim öğle namazın sünnetini. Ya Rabbi niyet eyledim öğle namazın sünneti var ya. Ya Rabbi niyet eyledim ilk üzerime borç olan öğle namazının farzını kaza etmeyin. Sonra öğle namazının farzını kılıyorsun. Sonra öğle namazının 2 rekat son sünnet ya. Ona da şöyle diyorsun. Ya Rabbi ilk üzerime borç olan sabah namazının farzını kaza etme. Ne yapmış oluyorsun? Öğleni kılmakla beraber sabah ve öğleni kazanı kıldın. İkindi namazının ilk sünnetine de ikindi namazının kazasını kıl. Bak hiçbir şeyine dokunmuyor. İnşallah sünnetlerini de geçer. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam farzın önünde namaz kılarmış. Ya Rabbi, Peygamberimiz dememiş ki ya Rabbi niyet edip öğle namazının sünnetini kılmaya. Biz onun nafilesini kılınca bizde sünnet oldu.
Allah için namaza dermiş. Biz onun Allah için namaza dediğini, Resulullah'ın sünneti olduğundan ya Rabbi öyle namazın sünnetini diyoruz. Yani ya Rabbi diyoruz. Hani senin Habibin farzdan önce bir nafile kılmıştı ya, o Habibinin yaptığına niyet ettim demektir yani. Sünneti demek. Öyle namazın sünneti demek. Resulullah'ın kıldığı nafile demektir. Ha? Sonra akşam namazını kılarken farzını kıl. İki rekat sünneti akşam namazın yerine üç rekat kıl kaza olarak. Ya Rabbi ilk üzerime kalan akşam namazının farzını kaza etme. Sonra yatsı namazının dört rekat sünnet yerine ya Rabbi ilk üzerime kalan ilk eski bayatlamış son değil. İlk üzerime kalan yatsı namazının farzını kaza etme. Sonra yatsı namazının farzını kıldı. Dört rekat. Sonra yatsı namazının iki rekat son sünneti ya. Onu da ya Rabbi ilk üzerime kalan selatü vitir kazamı kılmaya. Sonra sırasına geldi selatü vitir. Ya Rabbi vaktin selatü vitirini kılmaya diyorsun. Aa, bir günlük kazayı kılmış oldum. Bunun ömrü yetmezse abi. Ha, o zaman da diyor ki rivayette ve dinimizde. Bir insan bir niyet, bir şeye niyet eder ve başlarsa ömrü vefa etsin ve etmesin. Allah kılmış gibi kabul eder. Yani meleklerin bu sorgu sualinden... Ama af oluyor. Geçiyor değil mi? Mesela bugün başladın, söz verdin ama fiilen başladın. Yarın vefat etsen inan din adına kimse peşkeş çekemez. Bu niyetinden dolayı Allah kılmışın gibi 15 seneni kabul ediyor. Çünkü şöyle geçiyor işaretleyeceğiz 75'te. Bunun ömrü olsaydı yapacaktır. Küfür de öyledir. 60 sene küfürle ölen adam niye sonsuz gidiyor? Sonsuz yaşasaydı küfür üzerine gidecekti. Müslüman niye sonsuz cennet? Çünkü yaşasaydı sonsuz böyle yapacaktı. Bu adam yaşasaydı, bu kadın yaşasaydı sonsuz ömrün olsaydı kazayı bitirecekti. Bunu Allah biliyor. Onun için niyetiniz... Amelizden evladır derken amel yok yani olmadı yapıyordu ama yetmedi amel hemen niyet devreye giriyor. Ben orada bakın nükel mekire şeyi diyemedim. Niyetim vardı demedim. Hemen çıkış yolu yaptım Şafii'ye göre. Şafii'ye göre salatı vitir sünnettir. Hanefi'ye göre vaciptir. Hemen onu yaptım. Bana dedi ki zaruret miydi? Hayır. Ne zaman dedi mezhepler arası taklit edilir? İhtiyaç ve zar. Sana ihtiyaç mıydı? Zaruret miydi? Niye yapmadın? Böyle yaparsın. Peki niyet etmek gerekiyor mu baştan mesela? Diyelim o farz namazlarını kılmadan önce toptan böyle bütün farz namazlarını kırmak için böyle bir niyet gerekiyor mu? Yok yok yok. Her namaz için niyet farz ya. Hmm. Çünkü namazın 12 farzı var. Bir tanesi nedir? Niyettir. Ya Rabbi böyle desen şunu kastediyorsun. Ya Rabbi ben bundan sonra bütün öğleyin namazlarımın sünnetini bütün geçmişte üzerime kalan öğle namazının farzını kaza etme yok olarak kılıyor. Olmaz. Her bir bardağı ayrı içiyorsun çay. Değil mi? Her bir gün sabah ayrı kahvaltı ediyorsun. Ha, her bir namaza ayrı bir niyet. Yok. Hani toptan demek istiyorum ben. Zaten onları yapıyorsun. Toptan mesela. Olmaz. Her bir namaza. Niyet ettim Allah rızası için. Hani kazan namazlarımı başlamaya. Hani öyle bir niyet falan var. Yok mı? Yok gerek yok. Gerek yok. Her bir namaza. Ya Rabbi niyet eyledim. İlk üzerime kalan öğleyin namazının farzını kaza etme. Öğleyin namazının sünneti yerine kıldık. Sonra öğleyin namazının nesi geldi? Farz. Farzını kıldık. Sonra öğleyin namazının son sünneti iki rekat yerine ya Rabbi ilk üzerime kalan öğleyin namazının sabah namazının farzını kaza etme. Benime göre İbrahim demek istediği hani zaten başlamak o niyet oluyor değil mi abi? Tabii evet. Başlamak yani ilk. Evet. İçinde var ya iç aleminde. İç aleminde buna niyet etti. Mesela şimdi bu dersi dinledin. Tamam ya. Ve bugün de biraz öğlen olacak. Tamam. Öğlen olunca da yaptın. Fiilen de. Niyetini de yaptın. Fiilen de gösterdin. Artık sen ölsen bitti. Böyledir. Ama... Hiç endişe etme. Ama böyle niyet ettin. Başladın halde. Acaba Allah hakikaten böyle yapar mı demek? O da günah. Allah'a suizan etme. Abi o değil de mesela diyelim ki zaman yetmiyor bazen. Yetiştiremiyorsun, şey yapamıyorsun. Bazen de yapamıyorsun yani. Öğle namazını peki ne yapıyorsun zamanın olmayınca? Belki öbürsü gün ikisinden yapıyorsun mesela. Öğle namazını ne yapıyorsun mesela? Sünnetini terk mi ediyorsun?
Öğle namazını sünnetin zaten, kılmayacak mıydın? Zaten namaz kılıyordu. Ben sana ek namaz getirmedim ki. Tamam, 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet zaten kılacaktın. Ha ben sana demedim ki 4 de ekle. Sünnet yerine bunu kılıyorsun. Ek yapmadım ki. Belki yetmese diyorsun. Abi diyen yok. Şöyle diyenler de var da mesela tanıdıklarından. Yok diyor, ben diyor sünneti de bırakmak istemiyorum diyor. Ama diyor farzı da kılacağım diyor. Çok iyi. Ha. O zaman şöyle yapsın. Çok, yani ben ha, çok o zaman şu. Sünneti kıl. Farzı da kıl, son sünneti kıl. Arkasını 4 rekat da kaza kıl. Nurunu alan nurur işte. Tabii en iyisi o ama bu ne dedi? Bana o soruya cevap verdi. Hmm. Çünkü bazılar diyor ki Hasan Hoca bana böyle dedi. Öyle demeyeceksin. Diyeceksin ki Hasan Hoca'ya şöyle soru sordum, böyle cevap verdi. Soruyu da zikredeceksin. Hmm. Yeyse ve ümitsizliğe düşüyor. O zaman böyle yap. Yeyse düşeceksen. Hem yeis var hem de baktım düşe kalka olmuyor işte. Ek namaz getiremiyorum. Zaten zor kılıyorum. Öğle namazını zor kılıyorum. Kazayı yapamıyorum ya. Ha kazayı madem yapamıyorsun ağır geliyor nefsine. O zaman sünnet yerine kaza kıl diyorum. Orayı naklediyorum. Bak bunu diyen de var, bunu diyen de var diyor. Mizraklı İlmihal'da kaza kılınır diyor. Multeka'da kılınmaz diyor. O zaman zor durumda olanlara bunu gösteriyorum. Yani insanları dayatmıyorum. İlle multekaya göre, ille buna göre. Yani bir alimin dedi, ille bunu yap, ille. Bu iki tercihi de sana koyuyorum. Sen tercihini yapacaksın. Gücü hangisine yetiyor? Hangisine gücün yetiyorsa. Yani art niyet yok. Bu insanları dayatma. İlle bunu gösterme, ille bunu gösterme. Yani ruhsat vasimet var kardeşim. İkisi de aynı kapıya çıkar diyor. Yani kurtuluşa götürüyorsun. Mesela misal vereyim. Yani fıkıhta. Neyse ona gerek yok. Tamam. Diyelim ki başka misal. Elmayı ısırdınız. Elmada kırmızı oldu kan. Bakarsın öyle kan akıyor mu? Yok. Isırdığınız an oldu. İmam Ebu Yusuf diyor ki kılabilirsin diyor. Namaz kılabilirsin. Abdest almaya gerek yok. İmam Azam diyor ki o kandır diyor. Kılacaksın. İşte abdest alacaksın. Başka bir fıkıhta gusülle alakalı anlatır onu. O da bir ruhsat var. Almaya da çok lazım o. Mesela çamaşır diyelim. İş çamaşır. Diyelim ki Şafii mezhebidir. Şafii hani çamaşırda bir gram necaset namazın olmaz. Tamam mı? Almanya'da ne yapacaksın? İş yerinde çalışıyorsun. Kadın erkek çamaşırında necaset, necis var. İdrar oldu bilmem ne oldu. Ama Hanefi mezhebinde avucun içi kadar fetvası var. O zaman şöyle diyeceksin. Yoksa namazı kaçıyor. İş yerindesin. Çamaşırını atamazsın, bulamazsın. Oldu yani. O zaman diyeceksin ki Şafii kardeşim şöyle diyecek. Hanife'ye sorun yok zaten. Avucucu kadar pis olsa, necis olsa bir şey olmuyor. O zaman Şafii diyecek ki ya Rabbi niyet eyledim abdest alırken Hanefi mezhebini takliden abdestimi almaya. Ama sırf o namaz için oluyor. Sırf o için. Kilodun şey olduğu için. Çamaşırın kirli olduğu için. Tamam mı? Mesela Şafilerin gene en zor durumunu söyleyeyim. 7 sınıf zekat verilecek kişi var. Hanefi mezhebinde bir kişiye verdiğim 7 sınıf verilmiş olur. Şafii mezhebinde zekat vermek her o paranı 7 kişiye böleceksin. 7 sınıfa ayrı ayrı vereceksin. Bu imkansız. O zaman diyeceksin ki ya Rabbi niyet edeyim ha zekatımı Hanefi mezhebine göre verme bir fakire verdin mi tamam oluyor. Mesela gene Şafii zor durumda olanlar kadına temas ettin otobüste metroda abdestin gidiyor. Namaz ne şey yapacaksın? Hanefi'ye göre şey yapacaksın. Çünkü yani ustad peki ya ne yapıyorsun sen? Kardeşim la harecidi fiddin eddini yusuf. Zorlama yoktur. Ne demek? Yani senin imkanı varsa senin vicdanın zaten söyleyecek. La bu da. Ama alamayacaksan Ustad Vesvese Risalesi'nde diyor ki yeter ki amelin bir mezhebe, bir alime mutabık yani on sözün, amelin ona denk gelsin. Sordukları zaman sen Hasan Selat-ı Vitim niye kılmadın? Şafii mezhebini taklit ettim. Tamam. Taklit edilmez demedi bana. İhtiyaç ve zaruret miydi? Zora mı kalmıştın? Kalmamıştım. Orada yalan yapamıyorsun. Zora kalmamıştım. Bak Şafii mezhebi ne olurdu? Zora kalsaydım.
Zora kalmadım ki. Zaruret haramları helal eder. Ez zarurat etubül mahsurat. 27. söz. Ama zaruret miydi? Değildi. Yani dengeyi sağlayacaksın ya. Ya bahsediyor diyecek. Olur mu, nerede bahsediyor? Tamam kardeş, yapma. Tamam. Hiç kesinlikle cevap vermeyin. Öğrenme niyeti olanlara ifade edin. Onları zaten, onlara ulaşamıyoruz. İyi niyetli olan, öğrenmek isteyenlere ulaşma gayretiniz. Böyle mızmız, bahane arayan, tenkit için uğraşan, böyle şey yapan, uğraşmayın, sakın izah etmeyin. Kendinizi ispat etmeye kalkmayın. İkna etmeye kalkmayın. Bırak yıkılsın gitsin. İyi niyet yok. İyi, öyle mi falan. Adam biliyorsun cidallaşıyor. Biz cidallaşmaya zamanımız yok ya. Bana dediler abi, bu kadar insanlar seni tenkit ediyor, tenkit etti bu malum hapis meselesinde. Ya nasıl dayandın? Kardeşim ben, beni sevenleri sevmeyle meşgulum. Beni tenkit edenleri tenkit etmeye zamanım yok. Anladın mı? Zamanım yok. Aa nasıl dedi, anlıyor dedi. Meşgulüm, zamanım yok ki benim. İşim gücüm var ya. Tamam. Yani iyi niyetin sen, çenemi değil hırtlamı yırtarım. Ama baktım ki iyi niyetin yok böyle. Gaye tenkit etmek, aşağılamak, dalga geçmek, mideyi bulandırmak, oturalı fesat fitme vermek. Ne alet oluyorsun? Tamam kardeş, istediğini yap ya. Sen bilirsin, sen alimsin. İzah etme. Tenkit ediyor. Tamam. Ya maşallah. Kavga etmeyelim kardeş. Sen yoluna, ben yoluma. Tamam. Bizim elimizde hakikat var. Risale-i Nur itikadımız. Amelimizi de Ömer Nasuh Bilmen'i ilmihal okursun. Biraz seviyen varsa hoca, hani ders yapıp millet sana soru soruyorsa, Osmanlı İmparatorluğu'nun devletin resmi ilmihal kitabı var. 4 cilt. Multeka. Al multeka yok. Biraz da seviyen varsa İbn Abidin oku. Biraz daha seviyen varsa 12 hak mezhebin 4'ü işlevli, diğerleri işlevi yok ya. Mesela Davudi mezhep var ama işlevi yok, müntesibi olmayınca. Daha biraz da gitmek istiyorsan 12 hak mezhebin çıkış yollarını Fetevain diye okursun. Sıraya koyuyorum. Ömer Nasuh Bilmen, Multeka, İbn Abidin, Fetevain diye. Bu sırayı yapabilmem için inan 10 sene verdi. Çünkü okudum bunları. Ve söylüyor. Okuyan insan söylüyor. Bu sırayı yapabilmem için 10 senem gitti. Ömer Nasuh Bilmen, Multeka, İbn Abidin, Fetevain diye. Züheyli var 4 mezhep. Şey yapmayın. Bütün kabirleri söylüyor, söylüyor. Ben de böyle diyorum diyor. Radiyallahu anh. Sen sanki kabir sahibimsin. Onların güya ortasını buluyor. Hani o da şey. Peki. Konumuzdan çıktık. O zaman şu cümleyi okuyorum, kesiyorum. O da lazımmış. Demek ki böyle kaymışız konudan. İbadet deyince illa namaz, oruç değildir. En büyük ibadet ne biliyor musun? Hakka hak bilip hakka yapışmak. Batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmak. Nedir o da? En rezil, en kötü bir şey bidat ehlidir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam hadiste, bidat ehli cehennemin köpekleridir. Onlara şefaatim yoktur. Ama günahın her türlü şeyine düşmüş, çırpınıyor, tövbe etmiş, kurtulmak istiyor. Onlara şefaatim vardır diyor. Bidat ehli kimdir? Dinde olmayanı dinde varmış gibi gösteren, varı da yok eden. İkide bir mesela, hadisi rahatça inkar edenler, ayet inkar etmiş gibidirler. Bunlar ehli bidadır. Bunlar cehennemin köpekleridirler. Hadis-i şerif. Bu hadis değil. Sen kimsin? Muhadis misin ki hadis olup olmadığını şey yapın? Arapça bilmeyle hadis olup olmadığını tahkik edemezsin ki. Son cümlemi okuyorum. İhtar. İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer yani İhlas neydi? Yapılan ibadetin yalnız Allah emrettiği için yapmaktır. Nasıl emretmiş peki? Böyle böyle namaz olur mu böyle? Yanlama yatmak falan, tekme atmak. Hayır. Allah dediği gibi de yapmanın adı sadakattır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, yani bu ibadeti ne yapıyorsun? Vallahi oruç tutuyorum ama
rejim yapıyorum hem de rejim olsun diye. Yani kilomuz da var biliyorsun. Tansiyon ve kolesterol da normallaşsın diye yapıyorsun. Yapılırsa bu ibadet batıldır. Faydeler, hikmetler olmaz mı? Olur tabii. Oo Ramazan geliyor kendime mukayyet olacağım. Fevkalade. Çünkü Allah senin ruhunu biliyor ki esas oruçtaki gaye oruç. Allah rızası. Ha diğerleri türevleri geliyor. Faydeler, hikmetler yalnız müneci olabilirler, illet olamazlar. Yani hoşumuza gider faydaları ama esas onun için demeyiz. Şimdi ben size bir misal veriyorum, kapatıyorum. Matematik okumuşsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Peki. 9'un kare kökü. 9 kare kökünden çıkarsa dışarıya ne ile çıkar? 9'un kare kökü. 3 olarak çıkar. Yani 3'ün üzerine 2 koyarsanız 9 ya. Kare kök demek içeriden o aslında dön demek. Peki 4'ü kare kökte nasıl olarak çıkar? 4. Neyle çıkar? 2. Peki 16 kare kökte nasıl çıkar? 4 olarak çıkar. 36 dışarıya nasıl çıkar? Matematikten söyleyeceğim. 6 olarak çıkar. İyi dinle şimdi. 5 dışarıya nasıl çıkar? 2.5 küsürlü çıkar. Düz çıkmaz. Tamam mı? Bazısı çıplak çıkar. 9 karekök olarak 3 çıkar. 4 çıplak olarak 2 çıkar. 36 6 olarak çıkar. Tamam mı? 5 ise dışarıya net öz çıkmaz. Problemli çıkar. Bazı insanların kendi içsel aleminde kökleri alınmaz. Problemli insanlardır. Topluma çıktıkları zaman küsürlü insanlardır. Takıntılı insanlardır. Problemli insanlardır. Kare kökü alınmayan insanlarla bırakın meşgul olsun. Kare kökünde kalsın. Çıkartmayın dışarıya. Bunun teferruatı fazla. Tamam mı? Vahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temassalavah.